Değerli izleyenler merhabalar. Dinçer Gökçe ile Perde Arkasına hoş geldiniz. Bugün sizlere İstanbul Güngören'de İlçe Tapu Müdürlüğü'ne yönelik yürütülen bir rüşvet soruşması vardı. Bu soruşmanın bir dizi detayını aktaracağım sizlere. 90'lı yıllarda Civangate skandalı vardı Türkiye'de. Dönemin Emlak Bank Genel Müdürü Engin Civan'la müteahhit Selim Edes arasında geçen bir diyalog vardır ve çok böyle sembol bir diyalog haline geldi. Biri diyor ki ben sana rüşvet verdim, diğeri de Engin Civan'da hayır vermedin diyor. Sonra Engin Civan şöyle bir söylemi olmuştu. Bana rüşvet verdiğin rüşvetin belgesi nerede dedi. Selim Edes de orada şöyle bir enteresan bir şey kullandı. Rüşvetin belgesi mi olur diye devamında küfürlü bir ifade kullandı. Rüşvetin belgesinin olup olmadığını ya da rüşvetin belgesinin ortaya çıkıp çıkmayacağını biz bu dosyada çok net bir biçimde gördük. Görüyoruz açıkçası. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu Güngören İlçe Tapu Müdürlüğü'ne yönelik bir yıldır bir soruşma yürütüyordu. Soruşmanın da sebebi şu, Güngören Tapu'da anladığım kadarıyla bazı şikayetler ve bir takım ihbarlar söz konusuydu. Bu tapu müdürlüğünde rüşvet alındığı ifade ediliyor. Durum böyle olunca savcılıkla bir soruşma başlatıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube görevlendiriliyor. Ve teknik ve fiziki takibe başlanıyor. Telefon dinlemeleri de söz konusu. Fiziki takip de var. Ve dahası rüşvetin verildiği ya da verilebileceği mekanlara bir takım gizli kameraların yerleşmesi söz konusu olmuş. Çok net bunu görüyoruz çünkü elde edilen fotoğraflar bize bu durumu açıkça ortaya koyuyor. Şimdi bu bir yıla yakın süren soruşturma sonrasında geçen 17 Temmuz günü operasyon düğmesine basıldı. Bu operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden Güngören İlçe Tapu Müdürü Mustafa Dönmez Kuş, yine müdür yardımcısı Osman Kanoğlu'nun da olduğu bazı emlakçılar, bazı müteahhitleri kapsayan bir soruşma bu. Şimdi bu soruşma kapsamında bir ifadesi alınan bir kişi var ve bu kişinin anlatımları ve bu kişiye yöneltilen bir takım sorular tabii söz konusu. Bu kişi Ahmet Kurbetoğlu isimli biri. Ahmet Kurbetoğlu, Bahçeli Evler Güngören bölgesinde, Bakırköy bölgesinde butik diyebileceğimiz inşaatlar yapan bir firma, bir müteahhit, Serince İnşaat'ın sahibi. Şimdi dosyaya göre Ahmet Kuvvetoğlu ile Osman Kanoğlu 25 Ocak saat 10.48 gibi telefonla konuşuyorlar. İkili şöyle bir konuşma yapıyor. Ahmet Kuvvetoğlu'nun bir inşaat projesine bir tapuda bir ipotek var. İpoteğin çözülmesiyle ilgili konuşuyorlar. Akabinde Osman Kanoğlu Ahmet Kuvvetoğlu'na şöyle diyor. Bugün diyor gelecek misin bu tarafa diyor. Ahmet Kuvvetoğlu da beklediği biri var. Diyor ki biraz da kafası karışık ama diyor 11.30 gibi yanıma gelecekti. O geldiği takdirde kendisinin gelebileceğini ifade ediyor. Bu görüşmeden tam 2 saat sonra, yani bu telefon görüşmesinden 2 saat sonra biz Ahmet Kurbetoğlu'nun Güngören İlçe Tapu Müdürlüğü'ne gittiğini anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Elde edilen gizli kamera fotoğraflarından. İlçe Tapu Müdürlüğü de bu arada Güngören Kaymakamlığı'nın içindeki binada, o yerleşkede yer alıyor. Gizli kamera da Tapu Müdürlüğü'nün olduğu kattaki lavaboya yerleştirilmiş. Görüntü zaten orada elde ediliyor. Ben şimdi size birazdan onu aktaracağım. Saat tam 13.27, 28. saniye. Telefon görüşmesinden 2 saat sonrası. Ahmet Kurbetoğlu lavaboya giriş yapıyor. Başka kişiler de var, ellerini yıkıyorlar vesaire falan. Ahmet Kurbetoğlu'nun gelişinden 10 saniye sonra bu lavaboya Osman Kanoğlu da geliyor. Osman Kanoğlu kim? Güngören İlçe Tapu Müdür Yardımcısı. Ahmet Kuvvetoğlu'yla görüşen kişi. Her ikisi lavaboya girdikten sonra 2 saniye içinde Ahmet Kuvvetoğlu cebinden çıkardığı bir içinde para olduğu değerlendiren bir zarfı Osman Kanoğlu'na veriyor. Osman Kanoğlu da çok seri bir şekilde bu zarfı ceketin iç cebine yerleştiriyor. Emniyet ve savcılık bu zarfın içinde para olduğunu düşünüyor. Aksi de biraz zor. İfadesinde okuyacağım. Oradaki hal hareket, telaşlı halleri zarfın içinde para olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Gözümüzde para olduğunu görmüyoruz ama hani hayatın olağan akışına uygunluk, aykırılık diye bir şey de var yasada. Osman Kanoğlu dediğim gibi zarfı cebine koyuyor ve ikili önce Ahmet Kuvvetoğlu çıkıyor. Akabinde Osman Kanoğlu çıkıyor. Yani ikisi arasında hem lavaboya girişte hem lavaboya çıkışta 10 saniye bir ara veriyorlar. Yani eş zamanlı lavaboya girmek yok, eş zamanlı lavabodan çıkmak yok. Totalde lavaboya giriş çıkışları vesaire 16-20 saniye içinde bu işlem halloluyor. Belli ki
belli ki lavabo bu iddia edilen rüşvetin verilmesi için seçilen yerlerden biri. Tabii bu kişiler hani o arada bir kameranın yerleştirildiğini bilmiyorlar. Soruşturma savcılığı suç ceza hakimliğinden ilgili yere kamera yerleşmesi, belli ki başka yerlere de yerleştirilmiş, kamera yerleşmesi için izin istiyor ve bu yönlü bir karar alınıyor ve kamera buraya yerleştiriliyor. Sorguda Ahmet Kubetoğlu'na soruluyor. Diyor ki sizin o gün görüntüde Osman Kanoğlu'na verdiğiniz cisim neydi? Biz bunun para olduğunu düşünüyoruz. Ahmet Kubetoğlu da diyor ki evet diyor, o gün lavaboya giren bendim diyor. Diğer kişi de görüntüde görüldüğü gibi Osman Kanoğlu. Ben diyor Osman Kanoğlu'na tap ağaçlarının makbuzunu verdim diyor. Ya bir, tap ağaçlarının makbuzunun tapu görevlilerine verildiğini ben herhalde, ben tapuyla işim yok ama bir tapu devri yaparsınız, tapuyla ilgili bir işlem yaptığınızda orada çıkan makbuzu kendinize tutarsınız. Benim verdiğim diyor tapu ağaçlarının makbuzuydu diyor. Ben diyor bunları bizden elden istiyorlar. Ben de vermeyi unutmuştum. Kendisi de lavaboyla karşılaşınca verdim diyor. Ancak şöyle tuhaflık var. Olabilir. Söylediğiniz şey doğru da olabilir. Ama ya tapu harcın makbuzu verirken bir telaş mı olur? Son derece telaşlı, kaygılı bir şekilde bu şey veriliyor. Zarf veriliyor. Devamında Ahmet Kurbetoğlu'nun cep telefonuna da tabii diğerlerinde olduğu gibi el konuldu. Yazışmalara bakıldı. Bu yazışmada Osman Kanoğlu ile Ahmet Kubetoğlu'nun bir yazışması var ve o soruldu. Yazışma şöyle, Osman Kanoğlu Ahmet Kubetoğlu'na diyor ki bir FK isimli bir kişinin ismini yazıyor, soy ismi gönderiyor, IBAN numarasını gönderiyor. Abi diyor 8 bin lira borcum var diyor, ne kadar gönderebilirsen diyor. Yani bir şahsın IBAN numarasını gönderiyor. Benim diyor buna 8 bin lira borcum var, sen diyor ne kadar gönderebilirsen. Akabinde yazışmanın devamında Ahmet Kubetoğlu'nun Osman Kanoğlu'na bir dekont gönderdiğini, dekont iletiyor. Dekontta açıkçası 8 bin lira mı var, 5 bin lira mı bilmiyoruz. Bu da soruldu Ahmet Kubetoğlu'na. Ahmet Kubetoğlu diyor ki, evet diyor, Osman Kanoğlu bana işte böyle bir IBAN numarası gönderdi, bağış için ben de bu parayı gönderdim. Osman Kanoğlu bana bu kişinin hesap numarasını gönderdi ama bağış amacıyla ben gönderdim diyor. Şimdi oysa Osman Kanoğlu, benim diyor bu adama borcum var diyor. Sen gönder. Yani tapu müdür yardımcısının borcunu müteahhit ediyor. Şimdi böyle olunca iltimas olur. Kayırmacılık olur. Yapılmaması gereken bir iş yapmasına yol açarsınız. Burada rüşvete konu, iddia edilen rüşvetin büyüklüğü önemli değil. Yani milyon da olur, bin lira da olur. Rüşvet rüşvettir. Sonrasında log kayıtlarına da bakılmış. Yani tapu kadastro genel müdürlüğünün log kayıtlarına bakılmış. Ahmet Kubetoğlu'nun işlemlerini, yani tapudaki işlemlerini kimler onay vermiş? Osman Kanoğlu. Şimdi dolayısıyla savcılık bu yönüyle işini bir ölçüde derli toplu yapmış, onu söyleyeyim. Yani hem telefon görüşmesi, akabinde işte tapuda görüşme, lavaboda görüşme, verilen bir zarf, akabinde işte yazışmada gönderilen 8 bin lira, akabinde bütün bunları destekleyen ilgili müteahhitin tapudaki işlemin onaylanması. Onu da Osman Kanoğlu yapmış. Dolayısıyla böyle olunca tutuklamak farz olmuş ve tutuklanmış. Şimdi bu soruşturma kapsamında dediğim gibi yalnızca tapu müdür yardımcısı Osman Kanoğlu değil, Güngören ilçe tapu müdürü Mustafa Dönmezkuş, müdür yardımcısı Osman Kanoğlu, tapuda memur olarak çalışan Savaş Övüç, yine Güngören tapuda daha önce de çalışan ama emekli olmuş olan Levent Şöözer, İşte Kadir Ekinci, Aysun Eshenaway, Mustafa Akkabak, İlkay Sevdar, Özkan Kuzugüden, bu kişiler tutuklandı. Şimdi ben bu soruşturma kapsamında rüşveti, yani en azından Osman Kanoğlu'na rüşveti veren ve görüntülerde görünen Ahmet Kubetoğlu ile görüştüm. Aradım. Cebi açıktı. Cebin açık olmasına ben şaşırdım. Çünkü Osman Kanoğlu tutuklanmışsa bunu da tutuklaması gerekir diye düşündüm. Biri rüşveti veren, biri alan olarak suçlanıyor. Ahmet Kubetoğlu benim öğrendiğim kadarıyla yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle adli kontrolle serbest bırakıldı. Avukatını da aradım ama bir dönüş yapmadılar. Bir açıklama olur mu diye kendilerine söz hakkı tanımak için aradım. Keza bu kişilerden işte Mustafa Akkabak'ın da avukatıyla temasa geçmeye çalıştım. Onlara söz hakkı
Mustafa Akkabak hani belki de bu dosyada en gariban, en masum tiplerden biri olarak, kişilerden biri olarak ifade ediliyor. Ancak şunu ifade etmek gerekiyor. Tapularda, bu dijitalin web tapu, işte dijital sisteme aktarış vesaire falan ne olursa olsun bir türlü şu rüşvetin önüne geçilemiyor. Geçilemiyor yani tapuda, tapu Türkiye'de yani belki bir, diyelim bir dizi yeri atıyorum hani düzelseniz bile şu tapulardaki rüşvet meselesi bir türlü çözülmüyor arkadaşlar. Çözülmüyor. Bir şekilde bir yol bulunuyor ve bu öyle büyük paralar yani. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sırf Güngören'deki bir tapudan bahsediyoruz. Yani atıyorum yakın zaman önce Arnavutköy Tapu İlçe Müdürlüğü'ne operasyon yapıldı, Küçükçekmece'ye yapıldı, Şile'ye yapıldı, yapıldı. Yani adeta baltadan parmağını yalar düzeni olmuş burası ve herkes bir şekilde işini buradan böyle görüyor. Böyle olunca biri işini yani varlıklı olan işini görebiliyor ama olmayan da gariban da göremiyor. İşte çünkü onun adamı var, onun parası var ve verdiriyor. Böyle bir düzen oluşmuş maalesef. Değerli izleyenler bu konuda bunu toparlamak gerekirse Bakırköy Savcılığı dediğim gibi yakın zaman önce operasyonunu yaptı. Bir iddianamenin tanzimi söz konusu olacaktır. Ama dediğim gibi yani alınan kişi ve tutuklanan kişi itibariyle bakıldığında bayağı sert bir kararlar verilmiş. Çünkü tamamına yakını tutuklandı bu kişilerin. Kuvvetli suç şüphesinden ötürü bu soruşma sürecini takip edeceğiz. Ya iddianamesi hazırlandığında elbette ki bunu da takip edip gündeme getirmeye devam edeceğiz. Değerli izleyenler, benim bu konuyla ilgili aktaracaklarım bunlar. Bu dosya ve başkaca dosyalarla ilgili gelişmeler olduğunda bunları da sizlere aktarmayı sürdüreceğim.